Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, sayın ilçe başkanlarım, sayın belediye başkanlarım, kadın kolları başkanlarım, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, önceki dönem milletvekilimiz, önceki dönem belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz aramızda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri aramızda, belediye başkanlarımız aramızda, değerli basın aramızda, çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer, Kırklareli hemşehriler ve hemşehrilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bizim istediğimiz tablo bu. Tüm örgütümüzle beraber buradayız. Çok teşekkür ederim öncelikle katıldığınız için. Bildiğiniz üzere arkadaşlar, 22 Kasım tarihinde bir genelge yayınlandı. Bu genelge doğrultusunda il ve ilçe başkanlarımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın bu süreci başladı. Milletvekili aday adaylığı için istifalar istendi. Bunun doğrultusunda 5-26 Aralık tarihleri arasında il ve ilçe başkanlarımız genel merkeze müracaatlarını yaptılar. Bunun doğrultusunda da çalışmaktan son derece gurur duydum. Sayın Alaaddin Başkanım da görevimden milletvekili aday adaylığı için ayrıldı. Ben bir kez daha kendisine vermiş olduğu emekler ve hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Seninle çalışmak çok büyük onurdu başkanım. Çok teşekkür ederim. Öncelikle beni bu göreve layık gören yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma da teker teker hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca merkez ilçe başkanlarımızın da yönetim içerisinden yapılması yönünde bu yönetimle birlikte çalışmaktan, uyum içerisinde çalışmaktan memnun olduklarını dile getirdiklerinden dolayı da tüm ilçe başkanlarıma huzurlarınızda teker teker teşekkür ediyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, ben daha önce de ilçe yönetimlerinde görev yaptım, ilçe başkanı olarak görev yaptım. Birçoğunuz beni yakından tanıyorsunuz. Ben dürüstlüğünden asla ödün vermeyen bir arkadaşınızım. Bu süreci de bu şekilde götüreceğimize hepinize söz veriyorum. Birlik, beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde çalışmalıyız arkadaşlar. Birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde çalıştığımız takdirde partimizi, cumhuriyetimizin 100. yılında iktidara taşıyacağımızdan hiç şüphemiz yok arkadaşlar. Bizler yöneticiler olarak iktidara geleceğimize inanıyoruz. Ancak inanmak yeterli değil, çalışmamız gerekiyor. Bunu da birlikte çalışarak, birlikte başaracağız arkadaşlar. Sizlerin desteklerini her zaman görmek istiyoruz. Sadece seçilmişler değil, tüm partilerimizi sahada görmek istiyoruz. Çalışmalara katılmasına davet ediyoruz. Bizim şu anda ilçe başkanlıklarımız çalışma içerisindeler zaten. İlçe başkanlıklarımız Öbek örgütlenmesi adı altında hane ziyaretlerimizi yapıyorlar. Kadın kollarımız aile destekler sigortası adı altında bir çalışma gerçekleştiriyor. Gençlerimiz ayrıca ilk defa oy kullanacak olan seçmen genç arkadaşlarımızla ilgili genel başkanımızın göndermiş olduğu mektubu kendine iletiyor. Çalışmalarını yapıyor. Aynı zamanda bizim belediye başkanlarımızın çok güzel hizmetleri oluyor. Belediye başkanlarımızın yapmış olduğu hizmetler de bu seçimde bize oy olarak döneceğine de inanıyoruz. Örgütümüze hazırız. Bu seçimi kazanacağımıza da inanıyoruz. Ben çok fazla sözümü uzatmak istemiyorum. Sizlerle birlikte her şey çok güzel olacak diyorum arkadaşlar. Bundan sonraki toplantılarımızda da sizleri aramızda görmek istiyorum. Katıldığınız için hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Herkese merhaba. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın İl Başkanlarım, milletvekillerim, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, saygıdeğer basın emekçilerimiz, hepiniz geleneksel çarşamba toplantımıza hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli Merkez İlçe Yönetimi olarak çok yoğun bir hafta geçirdik. Sözlerime başlamadan önce
Milletvekili aday olmak için il başkanlığı görevinden istifa eden Alaaddin Güncel'in yerine yönetim içinden yapılan oylama ile seçilen Gürcan Saatçı'ya görevinde başarılar diliyorum. Önemli bir kırklareli değerini kaybettik. İsmet Solak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine sonsuz sabırlar diliyorum. Uğur Mumcu'nun katledilişinin yıl dönümü. Kendisini saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Anıları yolumuza ışık tutuyor. Bu hafta başında yönetimimizle beraber Ankara'daydık. Önceliğimiz tabii ki Anıtkabir'di. Gazi Mustafa Kemal'in edebi hikayetlerinde kurucusu olduğu partiyi iktidara taşımaya söz verdik. Çok çalışacağız, çok çalışacağız, çok çalışacağız. Başka yolu yok. Ülkemize çöken bu kara basanı söküp atacağız. Cumhuriyetin evlatları vatanına sahip çıkacak. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantımıza katıldık. İnanılmaz kalabalık, bir o kadar da coşkuluydu. Bir kez daha hissettik ki geliyor, gelmekte olan. Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun'u ziyaret ettik. Sonrasında Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştük. Bu yoğunlukta bizlere vakit ayırdı. Kırklareli üzerine konuştuk. Sizlere çok selamı var. İnançla, başarıyla Trakya'da rekorlara koşmamızı bekliyor. Biz de yüzünü kara çıkartmayacağız. Umutluyuz, inançlıyız. Ancak ülke gündemimiz umut kavramından çok uzakta. Biliyorsunuz, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan sonunda çıktı, konuştu. Seçim sloganları belli. Yeter, söz milletindir diyor. Sanki 20 yıldır hiç yok da kendileri, şimdi yeter, söz milletindir diyor. Nasıl kazanacağım diyor. Her şey, her şeyi, yani ne geliyorsa aklına onu yapıyor. Atıyor, tutuyor, her şeyi söylüyor. Acizliğinden Şehit Menderes'i bile malzeme yapmaktan çekinmiyor. Partili Cumhurbaşkanı bozuk saat misali bu sefer haklı. Evet, yeter, söz milletindir. İlk kez doğru bir şey söylüyor. Yeter, söz milletindir. Nelere yeter artık, biliyor musunuz? Yeterse senin saraylarına yeter. Yeterse senin çocuklarının milyar dolarlık vakıflarına yeter. Yeterse senin beşli çetelerine yeter. Yeterse senin mafya babalarına yeter. Yeterse senin uyuşturucu baronlarına yeter. Yeterse senin pudra şekercilerine yeter. Yeterse Sinan Ateş'i öldürttüğünüz torbacılara yeter. Yeterse her türlü pisliği ülkemize sokan fotoromanına yeter. Yeterse ülkeye soktuğun milyonlarca kaçağa yeter. Yeterse senin o kadınlara küfreden diline yeter. Yeterse gençlere kan ağlatan torpillerine yeter. Hırsızlıklara yeter. Çakallara yeter. Sadat'a yeter. Afrika'ya yeter. Paramiliterlere yeter. Evet, yeter. Söz milletindir. Söz Millet İttifakı'ndır. Bu organize kötülükle karşı karşıyayız. Ama milletimize sözümüzdür. Namus sözümüzdür. Boyun borcumuzdur. Bu organize kötülüğü yok edinceye kadar mücadele edeceğiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın milletvekilim, il başkanım, ilçe başkanım, belediye başkanlarımız, diğer komşu ilçelerin ilçe başkanları ve bütün katılımcılar, kadın kollarımızın değerli üyeleri, sayın basın mensupları, bütün katılımcıları sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Yaklaşık 35 ay önce 23 Şubat'ta başlayan görev sürem, genel merkezin yayınladığı genelge gereği 26 Aralık'ta son buldu. Akabinde, tabii bizim de talebimiz bu yöndeydi, yönetim kurulu içinden bir seçim yapılması ve yönetim içinden bir il başkanı çıkmasıyla ilgili talebimiz vardı genel merkeze. Biliyorsunuz, bazı illerde atamalar da yapıldı. Buna karşı olduğumuzu, bunun parti içi dengeleri bozduğunu, delegenin, benimle beraber yönetim kurulunu da seçen delegenin, üyenin, tabanın kanaatine ve iradesine saygısızlık olabileceğini, yönetim kurulunun içinde bütün arkadaşlarımın bu görevi yürütecek kabiliyette olduklarını söyledik. Sağ olsun genel merkezimizde
bizlerin dileklerini kırmayarak yönetim kurulu içinden seçim yapılmasına karar verdi. Bu konuda bize bir yazı gönderdi. Ve geçen hafta çarşamba günü yönetim kurulumuz İvedilik'te toplandı. Yönetim kurulunun içinden katılan bütün yönetim kurulu üyelerimizin oy birliğiyle, iki arkadaşımızın mazereti vardı. Katılan tüm yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle önceki dönem Merkez İlçe Başkanımız, değerli arkadaşım, aynı zamanda hali hazırda il sekreterimizden geçen haftaya kadar onun il başkanı olarak görevi devralmasını uygun gördüler. Ben bütün yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. İttifakla çıktı. İttifakla çıkışı önemliydi. Bundan sonraki dönemde de yönetim kurulunun seçimi sırtlayacak kabiliyette olduğunun bir diğer göstergesidir aynı zamanda ittifakla seçilmiş il başkanı. Ben hem kendisine hem de geride bıraktığım yönetim kurulu üyelerime çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'in 2. yüzyılına giriyoruz. Tıpkı Cumhuriyet'in kuruluşu gibi 2. yüzyılda 2. Cumhuriyet'in, Cumhuriyet'in 2. yüzyılının kurtuluşu seçimi var önümüzde. Böyle tanımlamak lazım. Tarihi de konuldu. 14 Mayıs. Sanıyorum bugün itibariyle 108 veya 109 gün var. Partiyi de tabii Covid'lerden geçtik, hastalıklardan geçtik, dünya düzeni değişti. Bu kadar yoğun görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Demek ki diyorum kalabalık olmak için benim istifam bekleniyor. Benim istifam aynı zamanda seçimi işaret ediyor. Ben tekrar ayaklarınızı sağlıyorum buraya geldiğiniz için. Zamanımız sınırlı. Seçim için zamanımız sınırlı. Çalışmak için zamanımız sınırlı. 108 gün var. 60 gün kala takvim açıklanacak. Propagandayı, broşürü, seçim çalışmalarını, mahalle gezilerini, köy gezilerini, kahve gezilerini, sokak çalışmalarını bu 60 güne sığdırmakla olmaz. Madem bugün televizyonların alt köşesinde yazmaya başladı veya konuşmaların ortasında seçime 109 gün var, 108 gün var diye başlamaya, yazılmaya başlandı. Her akşam oturumlarda konuşuluyor. Bundan sonra, yarından sonra derhal bu partinin bütün fertleri, bütün üyeleri, bütün delegeleri, gençlik kolları, kadın kolları, ana kademeler, ilçe yöneticilerimiz, il yöneticilerimiz, herkes, belediye başkanlarım burada, belediye başkanlarımız, onların gücüyle gireceğiz seçime. Herkes sahada, sokakta, parkta, bahçede, kahvede bir kişiyi daha çevirmeye, bir kişiyi daha Cumhuriyet'in 2. yüzyılının 2. kurtuluş savaşı olan bu seçime hazırlamaya davet ediyorum. Gün bugündür ve her seçimden önce söylediğim gibi klasikleşmiştir ama bu seçim son seçim diye. Biz daha önce böyle bir seçim görmedik. Referandumlar gördük, genel seçimler gördük, yetmez ama evetçiler gördük, yeter ama hayırcılar gördük. Gördük Allah gördük ama böyle bir seçime ilk defa gireceğiz. Dediğim gibi Kırklareli'nde yerelde iktidarız. İl belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, belde belediye başkanlarımız. Hepsi kıdanlılar, hepsi işinin ehliler, hepsi çalışkanlar, hepsini çok seviyoruz. Onların gücüyle gireceğiz seçime. Başkanım, Alerden Bey'i ortaya alın. Alerden Gülcan Bey'le beraber. Tek tek saymayacağım ama Lavudgaz'da söylediğim gibi en sade üyesinden en yetkili üyesine kadar bugün buradaki devlet teslim törenine il binamıza gelen tüm katılımcılara da bir kez daha teşekkür ediyorum. Hani hep klasik siyasetçiler şöyle der, ya köprüden önceki son çıkışa geldiğimiz bir seçimdir bu. Ama bu sefer gerçekten öyle. Ya köprüden önceki son çıkıştan çıkabileceğiz ki o Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın sayesinde olacak. Veyahut da Türkiye'yi gerçek anlamda kötü bir uçurumun eşiğine getirmiş olacağız. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Yardımcılarımızdan Sayın Oğuz Kağan Salıcı ve aynı zamanda eski örgütten sorumlu eski Genel Başkan Yardımcımız Tekin Bingöl bir araya Genel Başkan tarafından getirildi ve diğer siyasi partilerle görüşmeleri için bir ilde yapılacak ittifakla ilgili görüşümlediği için
bir araya gelerek o çalışmaları da başladılar. Ama bu zaten daha öncesinden başlamıştı. Şimdi söylendi. Her zaman söylüyorum, çok üye yapmak önemli değil. Ama üyeyi yönlendirmek, planlı, programlı hareket edebilmek ve dolayısıyla o üyeyi iyi yönlendirebilmek önemli. Bugün gerçekten güzel bir duruma şahit ediyoruz, şahit geliyoruz burada. Halep, Selef olarak iki arkadaşımızın il başkanlığının devir teslim törenindeyiz. Eğer önümüzdeki süreci almak istiyorsak, kucaklamak istiyorsak dediğim gibi önce inanmak lazım. Eğer önümüzdeki süreci kazanmak istiyorsak işte buradaki olaylara şahit olduğumuz gibi güzellikleri yakalamamız gerekiyor. Eğer önümüzdeki süreci AKP'den kurtarmak istiyorsak işte hep böyle olmamız gerekiyor. Efendim geçmişte şu olmuştur, bu olmuştur. Şöyle olmuştur. Evet. Bunları unutmayacağız ama bunlardan da ders çıkaracağız. Güven, güvenliğiyle ilgili sıkıntıların olduğunu, seçim güvenliğiyle ilgili bir takım tartışmaların yaşandığı söyledi. Mesela bunlardan bir tanesi işte çok fazla yabancı geldi deniyor. Bunlara oy kullanılacak deniyor, kullandırılacak deniyor. Şu kadar yabancıya şu kadar oy kullanacak. Bunların hepsinin net olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde verileri var arkadaşlar. 250 bin civarında çeşitli uyruklu yabancılar var. 250 bin. Bunların bir kısmı 2018 seçimlerinde oy kullanmıştı. Onlara bu seçimlerde yaklaşık bir 30 bin civarında ilave olur. Ama o piyasada söylenen uçuk kaçık rakamlar değil. Onu söyleyeyim. En azından önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin hazırlamış olduğu ve aynı zamanda bunu Yüksek Seçim Kurulu'ndan dahi daha önce alabileceği bir organ şeklinde yerleştirdi. Çünkü önümüzdeki süreç çoluğumuza çocuğumuza hesap verebileceğimiz bir süreç. Önümüzdeki süreç doğmamış torunumuza hesap vereceğimiz bir süreç olacak. Eğer ki böyle giderse yine farklı durumlarla karşılaşırsak emin olun ki çok da kötü sonuçta olur. E peki yani AKP tekrar seçim kazandı. Dünyanın sonu mu? Dünyanın sonu değil ama Türkiye'nin sonu. Herkes bunu böyle bilsin. Atacağımız adımları da, hal, hareket, tavır, davranışlarımızı da, yapacağımız çalışmayı da, koşturmamızı da emin olun ki buna göre yapmamız lazım. Sevgili kardeşim Gülcan'a hakikaten bu zorlu dönemde böyle bir görev istendi. Başarılar diliyorum ki başarılı olacağını umuyorum. Hoş geldiniz. 26 Şubat'tan beri beraber görev yapmakta onur ve gurur duyduğumuz Alaaddin Başkanımıza çıktığı yolda başarılar diliyorum. Yeni il başkanımız Gürcan Başkanımıza da bundan sonraki süreçte başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Hep beraber burada olalım. Başkanım, teşekkür ederim. Tekrardan başarılar diliyorum. Aynı yolda yürürken mutlu duyuyorum. Evet. Hoş geldiniz. 26 Şubat'tan beri beraber görev yapmakta onur ve gurur duyduğumuz Alaaddin Başkanımıza çıktığı yolda başarılar diliyorum. Yeni il başkanımız Gürcan Başkanımıza da bundan sonraki süreçte başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Hep beraber burada olalım. Başkanım, tekrardan başarılar diliyorum. Aynı yolda yürürken mutlu duyuyorum. Hoş geldiniz. 26 Şubat'tan beri